Sevgili seyirciler, Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Kötü sonuçlar ve yönetimle görüş ayrılıklarının ardından yolların ayrılmasına karar verildi. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Yazın seçim döneminden hemen önce başlayan Burak Elmas-Fatih Terim birlikteliği yaklaşık 7 ay sürdü. Bir önceki merhum başkan Mustafa Cengiz, sezon sonunda eğer yönetimde kalırsa Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin üzerine o dönem başkan adayı olan Burak Elmas, göreve gelmeleri durumunda Fatih Terim'le çalışacaklarını açıklamış ve bu kararıyla camianın takdirini toplamıştı. Ancak saha içinde istenilen sonuçlar gelmeyince yönetim ayrılık kararı aldı. Galatasaray'ın ligde son olarak GZT Giresunspor'a kendi evinde kaybetmesi sonrasında Fatih Terim dönemi sona erdi. Yönetim kurulu toplantısına davet edilen Fatih Terim'e karar başkan Burak Elmas tarafından tebliğ edildi. Galatasaray adına gerçek konuşması gereken. Bu sezon yeni bir yapılanmayla gençleşme yoluna giden Galatasaray'da Avrupa Kupası'nda alınan başarılı sonuçlar lige yansımadı. Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu grubu yenilgisiz lider bitiren Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü. Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 20 maçın sadece 7'sini kazanabildi ve son 9 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Saha içindeki kötü gidişat saha dışına da yansıdı. Yönetim kurulundaki bazı üyeler Fatih Terim'le yola devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerini Başkan Burak Elmas'a iletmiş, Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim arasında ipler gerilmişti. Yönetim kurulu üyesi Işıt Angün, Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola'nın eski yardımcısı Dominic Torrent'le görüştüğünü, yardımcı antrenörlük görevi için anlaştığını açıklamıştı. Fatih Terim Giresunspor maçı sonrası bu açıklamaya tepki göstermiş ve böyle bir durumdan haberi olmadığını söylemişti. Işıt Angün'ün yardımcı antrenör olarak anlaştık açıklaması yaptığı isim olan Dominic Torrent, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. Yeni teknik direktörü olacak denildi Dominic Torrent'le ilgili olarak. Onunla anlaşma yapıldı bu arada, devamını getirelim. Torrent'in en geç yarına kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Yıllardır Pep Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, daha sonra New York City ve Brezilya ekibi Flamengo'da teknik direktörlük yapmıştı. Tekrar edelim, bu isim Dominic Torrent.